Bizim TR'den merhaba sevgili seyirciler. Sözcü davası ile ilgili karar açıklandı. Emin Çölaşan'a 3 yıl 6 ay 15 gün, Necati Doğru'ya 3 yıl 6 ay 15 gün, Mustafa Çetin 3 yıl 4 ay, Metin Yılmaz 3 yıl 4 ay, Yücel Arı 2 yıl 1 ay, Gökmen Ulu 2 yıl 1 ay, Yonca Yücekaleli de 2 yıl 1 ay ceza verildi. Bu arada Sözcü Gazetesi'nin sahibi Burak Akbay'ın dosyası ise ayrılmış durumda. Bu ayrıntılar ve daha ötesini Sayın Celal Ülgen'le konuşacağız. Sayın Ülgen, hoş geldiniz bizim TV'ye. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Ben şimdi bu sefer biraz umutluydum açıkçası ama bu kararlar çıktı. Neler söyleyeceksiniz? Bu kararı verenler açısından baktığımız zaman bir defa pürüz zaferi. Yani mahkumiyet kararı verdiler ama bugüne kadar böyle yardım ve yataklıktan verdikleri kararların en düşük seviyelerini takdir ettiler. Bu aslında onların ne kadar bu davaya inanmadıklarını ve bağımsız olmadıkları için böyle bir karar verdiklerini de göstergesidir. Çünkü anımsayacaksınız, Cumhuriyet eski Cumhuriyet gazetesi çalışanları davasında en düşük ceza 5 yıldı ama diğerlerde 7,5 yıl verilmişti. Fakat burada işte 2 yıl 1 ay gibi bir ceza ile 3 yıl 6 ay arasında bir ceza tespiti yapıldı. Şimdi buraya baktığınız zaman şöyle bir olayla karşı karşıya kalıyoruz. Hani yargı reformu strateji belgesi vardı. Hı hı. Hani birileri onu alkışlamıştı. Kanun değişikliği yapılmıştı arkasından bu strateji belgesinden sonra ve eleştiri sınırlarını aşmayan basın yayın yoluyla işlenmiş suçlarda veya haber niteliği taşıyan, haber niteliğini aşmayan suçlarda mahkumiyet olmayacaktı. Görüyorsunuz ki demek istediğiniz kadar yasaları değiştirin, istediğiniz kadar kanun çıkarın, siz niyetinizi tek adama bağlamışsanız ve tek adamın göz kaş işaretleriyle geliştiriyorsanız kararlarınızı, olan ve olacak olan budur. Boşuna kanun çıkartmasınlar yani bundan sonra. Boşuna yargı reformu yapacağız, yargıyı iyileştireceğiz demesinler. Bu siyasi iktidar ve bu siyasi iktidarın başındaki tek adam yargının arka bahçesi olmasından çok memnun. Böyle bir düşüncesi var, böyle bir niyeti var. Bu nedenle de korku salarak insanları işte sözcüyü mahkum etmekle, aslında sadece sözcüyü mahkum etmediler. Türkiye'ye ifade özgürlüğü açısından büyük bir korku efekti yaydılar. Yani başkalarına da gözdağı verdiler. Bakın biz sözcüyü mahkum ettiğimize göre sizi haydi haydi mahkum ederiz dediler. Bu büyük bir gözaltıdır. Bu medyaya, basına büyük bir gözaltıdır. Bu gözaltının kesinlikle yarılması ve bunun altından çıkılması gerekir. Böyle bir sürece girdik. Şimdi baktığınız zaman Sözcü Gazetesi çalışanları, mesela Necati Doğru, kaç yılını FETÖ'yle mücadeleye ayırmış birisidir ya. Hani gene Ankara'dan gazeteci arkadaşlarımız, abilerimiz bütün hayatlarını Emin Çöleşan bütün yazılarıyla FETÖ'ye karşı durmuş ve FETÖ'nün en güçlü olduğu dönemde ona karşı çıkmış birisidir. Yani siz bunu nasıl yapabilirsiniz? Nasıl bu bedenle mahkum edebilirsiniz? Ama ben yaptım oldu diyebiliyorlar. Yani görüyorsunuz işte. FETÖ'yle ilişkilendirilince şöyle geçmişe dönüp bir baktığımızda Sözcü Gazetesi'nin manşetlerine hep FETÖ aleyhinde manşetler, FETÖ aleyhinde haberler. Oldukça ironik aslında hani FETÖ'ye istinaden verilen bu cezalar Sözcü Gazetesi çalışanlarına. Bir de o tarafından bakmak lazım tabii. Evet, yani FETÖ'yle milattan evvel diyelim, milattan evvel Recep Baba'nın takvimine göre milattan önce kucak kucağa oturanlar
aynı matlubeye kaşık sallayanlar hamam sahipleri olmaya devam ediyorlar. İşte Ankara'da gecekonduların yerine dikilen yüksek binaların, plazaların sahibi olmaya devam ediyorlar. Ama o tarihlerde bunlara karşı çıkmış olmasıyla okur kitlesi kazanan bir gazete ve gazetenin çok değerli yazarları bu suçlardan mahkum ediliyorlar. Burada ironiyi de aşan bir şey var, evet. Bence. Yani sadece ironiyle, alayla geçinmemek lazım. Ama şunu söyleyeyim size. Bugün AK Parti iktidarı dönemindeki yargının tarzı, tipi ve uygulaması kötü bir FETÖ yargı döneminin uygulaması gibi. Hiç farkı yok yani o konuda. Bir tek fark var. FETÖ dönemindeki yargı mutlaka bir yerden delil bulmak gibi kendilerini zorunlu hissediyorlardı. Onun için delil üretiyorlardı. Bunlar delil üretmiyor çünkü bunların delil bulmaya ihtiyaçları yok. Bunlar suçladı mı iddianame kutsaldır. O iddianamedeki istenen cezalardan biraz tıraş yaparsın, hükmü koyarsın, iş bitiyor. Yani böyle bir yargı dönemi içerisindeyiz. Basın açıklamasında da söyledim ama bunu çok açık ve çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Belki şöyle bir yol ayrımına gelecektir. Ya hakem düdüğü çalacak, maçı tatil ettirecek, Türkiye'de demokrasi yok deyip karşılığını göze alacaktır. Ya da artık bundan önceki partilerin nasıl dönüşmesi yaşandıysa tabela partisine dönüşme süreci hızlanacaktır. Türkiye'yi bekleyen olay önümüzdeki günlerde bu. Peki şimdi genel olarak değerlendirdik ama Burak Akbay ile ilgili süreç nasıl devam edecek? Burak Akbay tevfik edildiği için ayrı bir dosya numarası verilecek. Fakat ifadesi alınmadığı için, ifadesi alınmayan kişiler hakkında yargılama devam edilemeyeceği için sanıyorum büyük bir süre savcılık aşamasında kalacak veya eğer dava açılırsa ki bana göre çok zor dava açılması, celse celse atan bir dava haline gelecek, rutin bir dava haline gelecek. Yani bana göre tefrik edildikten sonra ayrı bir dava dosyasında devam edecektir aynı mahkemenin. Göreceğiz bunu. Gazetecilerin çektiği zulüm devam ediyor. Gazeteciliğin büyük bir suç olduğu bir dönemden geçiyoruz Sayın Ülgen. Doğru. Mesleki açıdan ben de çok üzgünüm, çok kızgınım tabii. Dolayısıyla evet. Hakikaten çok güç bir dönemden geçiyoruz ama aşacağız bu günleri de, öyle umut ediyoruz. Aşacağız. Peki efendim. Tünelin ucunda ışık göründü, aşacağız. Evet, peki. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Ülgen. Hoşçakalın. Sağ olun. Sözcü davasında karar çıktı dedik sevgili seyirciler. Avukat Celal Ülgen'le konuştuk. Bizim TV'de başka bir yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.